Evrim, Duygular ve Mantık, Aşk. Bu psikolojiye giriş dersi için ilk konuk öğretim üyesi Dekan Peter Salovey'i tanıtmaktan memnuniyet duyuyorum. Peter eski bir dostum ve meslektaşım. Buradaki herkesin onu Yale Üniversitesi Dekanı olarak bildiğini düşünüyorum. Bu giriş dersi bağlamında onunla ilgili iki farklı şeye daha değineceğim. Birincisi, dekan olmasının ötesindeki hala dekan kendisi, aktif bir bilim adamı, özellikle sağlık psikolojisiyle sağlık mesajlarının verilmesinde psikolojik yöntemlerin uygun kullanımıyla aktif olarak ilgilenen bir sosyal psikolog ve aynı zamanda üzerinde çok fazla miktarda çalışma yapmış olduğu duygusal zeka kavramının bulucusu ve geliştiricisidir. İkincisi ise Peter Yale Üniversitesi'nde son derece iyi bilinen aktif bir öğretmendi ya da hala öyle. O Yale Üniversitesi'nde bugüne kadar yapılan en geniş katılımlı ders olan hukuk psikolojisi dersini verdi ve bu dersle buradaki bütün rekorları kırdı. Ve bunların hepsinin ötesinde o efsanevi bir psikolojiye giriş öğretmenidir. Ve sanırım onun bugünkü dersin konusu olan aşk ile ilgili bu kadar efsane olmasının bir takım nedenleri var. Çok teşekkürler. Tamam. Profesör Bloom, size teşekkür ediyorum. Bugün sevgililer gününde gelip size ders vermek benim için bir zevk. Benim ana araştırma alanım insan duygusudur ve aşk bir duygu. Bu konu sadece laboratuvarda bireysel olarak çalıştığın değil, ayrıca konuşması da eğlenceli bir konu. Ve bu pek çok sosyal psikolojik fenomenin içinde yer bulan bir konu. Ve bu derste konuk konuşmacı olmak benim için harika. Dekan olarak hizmet verdiğimden bu yana çok özlediğim şeylerden biri psikoloji 110 dersini öğretme fırsatı bulmak. Dekan olmayı sevmeme rağmen daha önce hiç duymadığınız fikirleri açığa çıkararak psikolojiye giriş anlatmayı gerçekten özlüyorum. Evet, bu konuşmadaki bazı konuları çeşitli sebeplerle daha önce duymamış olduğunuzu düşünüyorum. Fark edeceğiniz iki şeyden biri, bugün hakkında konuşacağımız bazı deneyler artık yapılabilir türden deneyler değil. Onlar etik olarak kabul edilebilir değil, fakat onlar etik standartların şu an size öğrettiğimiz zamankinden farklı olduğu 50'ler, 60'lar ve 70'lerin başlarında yapıldı. Şu an size üzerine konuşacağımız üniversite öğrencilerinin yaşadığı deneyimlerin aynılarını yaşatamayız. Sözünü edeceğim diğer şey ise romantik aşk ile ilgili yapılan sosyal psikolojik araştırmalarda belli bir erkek merkezli ve heteroseksüel niteliğin çok fazla olmasıdır. Bahsedeceğim deneylerde göreceksiniz, bu deneylerde katılımcılar genellikle erkek ve hedefleri ise kadınlar. Ben aşk çalışmanın tek yolu olarak bunu uygun görmüyorum. Sadece yapılmış olan deneyler bu şekildeydi ve ben bu uyarıyı en baştan belirtmek istiyorum. Öncelikle düşünmeniz gereken şeylerden bir diğeri ise bu deneylerin sonuçlarının diğer tür ikili ilişkiler için genellenebilir olduğunu düşünüp düşünmediğinizdir. Ve bu sizin ders boyunca sorabileceğinizi düşündüğüm bir soru. Tamam, o zaman başlayalım. Bazı şeyleri açıklamak için öncelikle bir tanım düşünmemiz gerekiyor. Aşkın ne olduğunu tanımlayacağım, fakat bahsedeceğim deneylerin çoğunda aşktan çok çekime odaklanılıyor. Çekimden kastedilense karşılıklı romantik ilgidir ki bu daha sonra aşk ilişkisine dönüşebilir. Ama biz aşkın bir tanımıyla başlayalım. Tufts Üniversitesi'nde dekan olan ve ondan önce Yale Üniversitesi'nde yaklaşık 30 yıl çalışmış eski meslektaşım Robert Strindberg'den bir alıntı yapmak istiyorum. Onun üç bileşeni olan bir aşk teorisi var. Duygusal yakınlık, tutku ve bağlılık ya da bazen karar taahhüdü. Ve bunlar oldukça basit. O, bu unsurların üçü de yoksa sevgi olmadığını savunur. Duygusal yakınlık, bağ, bağlılık birbiriyle yakınlık duygusudur. Fonksiyonel olarak duygusal yakınlık, kimseyle paylaşamadığın sırları o kişiyle paylaşabilmektir. Tamam,
Gerçekten duygusal yakınlık budur. Başkalarıyla, hatta çoğu insanla paylaşamadığın bilgiyi paylaşmaktan oluşan bağ. İkinci unsur ise tutku. Tutku düşündüğünüz şeydir. Tutku, romantizme yol açan sürücüdür diyebiliriz. Fiziksel çekicilik ya da cinsiyet gibi düşünebilirsiniz. Ve Sternberg bunun bir aşk ilişkisinin gerekli bir parçası olduğunu savunuyor. Ancak Calhoun Koleji'nde duş almak için gerekli değildir. Sternberg'in aşk teorisinde üçüncü unsur onun karar veya taahhüt dediği şeydir. Bunun bir aşk ilişkisi olduğuna karar verilmesi, bunu o şekilde etiketlendirme isteği ve en azından belli bir süre boyunca bu ilişkiyi sürdürmek için bir taahhüt olarak adlandırır. Sternberg'e göre aşk adı aşk olmadığı sürece ve devamlılığına uğraşılmadığı sürece aşk değildir. Yani bu üçü varsa duygusal yakınlık, tutku ve bağlılık Sternberg'ün teorisine göre aşk vardır. Şimdi enteresan olan şey ise ya bu üç şeyden sadece biri veya ikisi varsa ne olacak? Elinizde ne var? Ve o üçünden hangi ikisi elinizdeyse durum ne kadar farklıdır? Bu tür bir kuramsallaştırmada ilginç olan şey, bunları ayırt ettiğinizde çok farklı permütasyonlara yol açıyor olmalarıdır. Ve bunlara dikkatlice bakmak oldukça ilginç olabilir. Ben de Sternberg'ün aşka dair üç unsuru olan duygusal yakınlık, tutku ve bağlılığı aldım ve bu üç unsurdan hiçbirisinin, birinin, ikisinin ya da üçünün olması durumunda sahip olacağınız ilişkileri listeledim. Ve ben Sternberg'ün teorisinde kullandığı adları veya türleri kullanıyorum. Bunlar gerçekten ondan geliyor ve bunlardan bazıları oldukça açık. Duygusal yakınlık yoksa, tutku yoksa ya da bağlılık yoksa aşka sahip değilsiniz. Sternberg bunu aşk dışı olarak adlandırır. Bu teknik bir terim. Ve siz şu an rastgele sizin okulunuzdan tanımadığınız birinin karşısında oturuyorsunuz ve aslında bu ona göre aşk dışı bir ilişki olarak adlandırılıyor. Başka bir şey olsaydı biz bunu dersin sonunda konuşabilirdik ya da belki o anda onu ele alırdım. Şimdi öğeleri eklemeye başlayalım. Duygusal yakınlık ekleyelim. Bu sırları paylaşmayı, yakınlık hissetmeyi, birleşmeyi ve bağlanmışlığı içeriyor. Diyelim ki birisiyle aramızda bu var ama tutku yani cinsel uyarılma yok ve ilişki sürdürmek için gerekli olan bir taahhütte bulunulmamış. İşte bu hoşlanmaktır. Sternberg bunu hoşlanmak olarak adlandırır. Ve hoşlanmak en yakın arkadaşlarınızda değil ama birçok tipik sıradan arkadaşlıkta olan şeydir. O kişiyi yakın hissedersiniz. Onunla başkalarıyla paylaşmadığınız belirli bilgileri paylaşırsınız. Ancak fiziksel olarak çekici bulmazsınız. Onunla uzun devam ettirecek bir belirli bağlılık yoktur. Şimdi samimi ve bağlı değilsiniz fakat tutkulusunuz ve cinsel uyarılma hissediyorsunuz. Bu Sternberg'ün kara sevda dediği şeydir. Ve bu terim yani delicesine aşk belki de sizin için de geçerli olabilir ve bu ilk görüşte aşktır. Seni tanımıyorum. Seninle sırlarımızı paylaşmadık çünkü seni tanımıyorum. Bunun adını koymak için ve gelecek için söz veremiyorum. Aslında geleceği düşünmüyorum. Ben şimdiyi düşünüyorum ama senden etkilendim. Doğru. İşte bu. Kara sevda ve Sternberg'ün delicesine aşk olarak adlandırdığı şey budur. Tek elementli ilişkilerin üçüncü türünde ise mahremiyet yok. Evet, bağlanma, yakınlık, sırlar, fiziksel çekim, cinsel uyarılma yok. Ama gel gör ki biz bu ilişkiyi sürdüreceğiz. Bu ilişkiye her zaman bağlıyız. Sternberg bunu boş aşk olarak tanımlıyor. Boş aşk ilginç bir türdür. Bu kötü giden uzun süreli ilişkilerin son aşamasında görülür. Birbirimizle bir şeyler paylaşmayız, bu yüzden artık mahremiyet yoktur.
birbirimize karşı fiziksel bir çekim hissetmeyiz ve artık tutku yoktur. Ama çocuklar için birlikte kalmaya devam ederiz, değil mi? Ya da gösteriş uğruna birlikte kalmaya devam ederiz ya da birlikte kalmazsak bu bizim için finansal anlamda bir felakete dönüşebilir. Yahut duygusal yakınlık ve tutkudan farklı nedenlerden dolayı insanlar birbirine bağlı kalmaya devam ederler. Bu Sternberg'ün boş aşk dediği şeydir. Şimdi ilginç olan şey, düzenlenmiş evliliklerin görüldüğü toplumlarda genellikle aşk ilişkisinin birinci aşaması bu şekildedir. Belki de daha önce birbirini hiç görmemiş olan bu iki insan hiç sırlarını paylaşmamıştır. Dolayısıyla arada mahremiyet yoktur. Birbirine yasal, bazense dinsel açıdan bağlı olan bu iki insan fiziksel olarak birbirine çekim duyduklarını bilemezler. Ya da düğünden önce birbirlerine gösterilmezler. Değil mi? Taahhüt vardır ama o an orada başka hiçbir şey olmayabilir. Tabii ilginç olan şey, bu tür ilişkiler aşk evliliği yapan insanların evliliklerinden daha yüksek bir boşanma olasılığına sahip gibi görünmüyor. Ama bu tür ilişkilerle ilgili olarak yapılan çalışmalarda önemli bir karıştırıcı bir problem vardır. Bu ne olabilir? Kimse yok mu? Belirttiğim ilişki türüyle aşk için yapılan evliliklerin ayakta kalmasıyla ilgili yaptığım açıklamadaki sorun ne olabilir? Evet. Evet, bahsettiğim tür ilişkilerin boşanmanın hoş karşılanmadığı toplumlarda ortaya çıkması daha olasıdır. Boşanma bedeli yüksek olan, özellikle sosyal açıdan yüksek olan bir durumdur ve böylece onlar sadece iyi değil, başka türlü sebepler yüzünden de bir arada kalabilirler. Tamam, şimdi 3'te 2 fena değildir şarkısını söyleyen kimdi? Meatloaf muydu? Kimdi o? Meatloaf, tamam. Profesör Bloom Meatloaf olduğunu söylüyor. Meatloaf'tu. Hepiniz Meatloaf diye bir şarkıcı mı vardı diyorsunuz? Meatloaf. 3'te 2 fena değildir şarkısını seslendirdi. Bakalım 3'te 2 fena mıdır değil midir? Eğer aranızda mahremiyet varsa, biz sırları, tutkuyu paylaşıyoruz, birbirimize karşı fiziksel çekim duyuyoruz fakat birbirimize taahhüt vermiyoruz. Sternberg bunu romantik aşk olarak tanımlıyor. Bu yakın bağlılıkla birlikte fiziksel çekimin var olması durumu, yani Romeo ve Juliet'in ilk kez bir araya gelmesi gibi. Bu genellikle ilişkilerin başlama şeklidir. Biz birbirimizden hoşlanıyoruz. Ben fiziksel olarak ilgi duyuyorum sana. Seninle zaman geçirmekten keyif alıyorum fakat sana uzun vadeli bir söz veremem. Bu yüzden şu an yaşadığım şey için aşk kelimesini kullanmayı pek istemiyorum. Doğru mu? Birçoğunuz bu gibi bir ilişki yaşamışsınızdır. Bu romantizmdir. Romantik aşk budur. Şimdi eğer aranızda mahremiyet varsa biz birbirimizle sırlarımızı paylaşıyoruz. Ancak aramızda belirli bir fiziksel çekim yok. Ama biz gerçekten bu ilişkiye bağlıyız. Bu Sternberg'ün dediğine göre arkadaşça aşk oluyor. Bu sizin en iyi arkadaşınızdır. Biz mahremiyeti paylaşmaya ve sonsuza kadar arkadaş olmaya kararlıyız. Ama burada fiziksel çekicilik denklemin bir parçası değildir. Bu tür belki de ilişkilerde Yunan idealidir. Tamam, eğer tutku varsa ben senden cinsel olarak etkileniyorum. Ama arada mahremiyet yok. Ben gerçekten senin hakkında her şeyi bilmek istemiyorum. Ben gerçekten her şeyimi seninle paylaşmak istemiyorum. Ama sana karşı olan bu fiziksel çekimi sürdürmeye kararlıyım. Peki, bu Sternberg'ün budalaca aşk dediği şeydir. Baş döndürücü bir kurulaşmadır. Bu bir Hollywood romantizmidir. Bu bir yıldırım nikahına sebep olabilir. Belki kendini Las Vegas'ta bulup 1,5 günde evlenip sonradan bunun pek de iyi bir fikir olmadığını fark edersin. Ve belki de ismin Britney ve sen bir şarkıcısın. Neyse, fikri anladınız. Budalaca aşk budur. Biz temelde birbirimize seks için bağlıyız ama bu ilişkinin uzun süreli olmasını sağlamak zor. Çünkü pek fazla ortak özelliğimiz yok. Birbirimizle bir şeyler paylaşamayız. Birbirimize güvenemeyiz. Birbirimize özellikle bağlı değiliz. Diğer taraftan bütün üçlüye sahipseniz, yani duygusal yakınlık, tutku, bağlılık varsa bu Sternberg'e göre mükemmel aşk, yani tam bir aşktır. Bu onun tam olarak yaptığı aşk tanımlamasıdır. Tamam, şimdi artık bir aşk tanımı var elinizde ve ev ödevi olarak bu gece oturun ve tanıdığınız herkesi listeleyin. Ve bu üç aşk elementi açısından inceleyerek
her bir kişiyi işaretleyerek kendi kişisel aşk listenizi oluşturun. Bunları sizden toplamak için istemiyoruz. Biz bunları görmek istemiyoruz ama bu sizin için eğlenceli olabilir. Sonra diğer insanlardan da bunu yapmalarını isteyebilir ve birbiriyle karşılaştırabilirsiniz. Ve bu alıştırmayı başarabilirseniz bu iş için daha iyi olacaksınız. Seni öldürmeyen şey güçlendirir. Bu alıştırmanın altında yatan fikir bu. Tamam. Artık aşkın sosyal psikolojisi, çekiciliğin sosyal psikolojisi olarak yer almaktadır. İnsanları birbirleri için çekici kılan nedir? Onlara yakın olmak istemesini ne sağlar? Birbirlerini fiziksel olarak arzulanır kılan şey nedir? Taahhüt vermeye yol açan, ilişkinin sürmesi için taahhütte bulunma kararı verdiren nedir? Bu çok güzel. Bu ders aşktan bahsediyorum ve siz ikiniz ön sırada el elesiniz. Bu gerçekten her üç elemanda mevcut: duygusal yakınlık, tutku ve evet. Tamam. Sadece kontrol ediyorum. Tamam. Sosyal psikolojide çekicilik hakkında ilginç olan şey ise onun 7 değişkene dayanmış olmasıdır. Ve ben bunu büyük üçlü ve ilginç dörtlü olarak iki gruba ayırıyorum. Ve ben onlara büyük diyorum, büyük üçlü etkilerinin detaylı olarak ele alınmasına gerek olmayacak kadar güçlü olan değişkenlerdir. Bu ders ilginç dörtlü üzerinde odaklanacağım çünkü onlar daha incelikli ve muhtemelen daha önce hiç duymadığınız türden şeyler. Ama şimdi hızlı bir şekilde büyük üçlü hakkında konuşalım. Büyük üçlüyü anlamanın yolu tüm diğer şeylerin eşit olması ifadesiyle olabilir. Tüm diğer şeylerin eşit olması durumunda insanlar birbirini derste aynı sırayı paylaşmak gibi bir mekansal yakınlık içinde bulursa birbirlerinden etkilenip romantik ilişki kurma olasılıkları daha yüksek olacaktır. Tamam. Tüm diğer şeylerin eşit olması halinde. Şimdi bu çok ilginç şekillerde test edilmiştir. Çalışmalar New York'ta yapılmıştır ki eğer Manhattan'da yaşıyorsanız şehir blokları arasında insanların birbirinden ne kadar uzak kaldığını fark edersiniz, değil mi? Bu üniversite kampüslerinde de böyledir. Güzel bir ızgara sistemi var ve insanların kapıları arasındaki mesafeyi ölçmek üzere şehir blok sistemini kullanabilirsiniz. Ve birbirine daha yakın oturan insanların birbirleriyle romantik bir ilişkiye girmeleri daha olasıdır. Bu çok bariz, değil mi? Bu üniversite kampüslerinde de böyledir. Sizin kendi odanızdan diğer her öğrencinin odasına olan uzaklığı adım sayısı olarak ölçebiliriz ve burada negatif bir korelasyon oluşacaktır. Bu negatif korelasyon biriyle romantik bir ilişkiye girme olasılığıyla onun odasıyla sizin odanız arasındaki adım sayısı arasındadır. Tüm diğer şeyler eşit olarak adım sayısı azaldıkça romantik ilişki olasılığı artmaktadır. Şimdi diğer tüm şeylerin eşit olması büyük bir niteleyici, değil mi? Fakat eğer diğer bütün değişkenleri istatistiksel olarak kontrol edersek bütün yapmam gereken sizin odanızla kampüsteki diğer insanların oda uzaklıklarını ölçmek ve ben size Yale kampüsünde kimin kime aşık olacağının grafiğini yapabilirim. Şimdi bu fikir, yani bilmiyorum, belki bu biraz sezgilere aykırı. Burada yabancılara yönelik bir çeşit kültürel mit var. Tanımadığın insan gelecekte aşık olacağın insandır. Ve bu sizin yakınınızda olan insan durumuna uymuyor. Doğru mu? Ve diğer büyük üçlünün de bu temanın bir çeşit tekrarı olduğunu göreceksiniz. Yabancı olan aşık olacağınız kişi değildir. Peki, devam edelim. Benzerlik. Muhtemelen şu cümleyi duydunuz: tencere yuvarlanır kapağını bulur. Ve romantizm söz konusu olduğunda bu doğrudur. Psikologlar bu tür çalışmalarda her boyutu değerlendirdiğinde insanların benzer olduklarında birbirlerini daha çekici buldukları sonucunu elde etmiştir. Bu boy ölçüsü ya da yaş gibi bariz şeyler olabilir. Ama aynı zamanda idam cezasına yönelik tutum ya da Red Sox ya da Yankees tercihi gibi şeyler de olabilir, değil mi? Bütün bunlar benzerliğin boyutları. Tüm diğer şeylerin eşit olması durumunda ne kadar benzerse o kadar
çekici olmaktadır. Dolayısıyla karşıtlar gerçekten birbirini çekmemektedir. Tencere yuvarlanır, kapağını bulur ama zıtlar birbirini çekmez. Şimdi genellikle dersin bu noktasında salonda birileri elini kaldırır ve şöyle der. Ben erkek ya da kız arkadaşımla tamamen zıttız. Buna ne diyorsunuz Profesör Salovey? Ve ben genellikle onlara bakıp iyi şanslar derim. Ve tabii ki her şey eşit olmayabilir. Her şeyin eşit olmasında rol oynayan başka değişkenler de vardır. Ama benzerlik küçümsemeye sebep olmaz. Benzerlik etkilenmeye sebep olur. Tamam. İlginç değil mi? Biz tüm bu birbiriyle çelişen atasözlerine sahibiz ama bazıları deneysel olarak diğerlerinden daha fazla destekleniyor. Yani zıtlar birbirini çeker. Pek fazla kanıt yok. Benzerlik küsmemeye yol açar. Pek fazla kanıt yok. Tencere yuvarlanır kapağını bulur. Evet, bunun için bazı kanıtlar var. Son olarak aşinalık. Biz çevremizde olan, zaten tanıdığımız olan insanlara aşık olma eğilimindeyiz. Fikir şu. Büyülü bir akşamda bir yabancı göreceksiniz. Sevgililer gününde çiftler için şarkı söyleyen New Blue ihtiyacınız olduğunda nerede? Büyülü bir akşamda kalabalık bir odanın ucunda bir yabancı göreceksiniz, değil mi? Bu hangi müzikaldendi? Güney Pasifik, çok güzel. Kalabalık bir odanın ucunda bir yabancı göreceksiniz. Bu bir tür çeşit kültürel mi? Tabii ki olur ama daha yaygın olan zaten tanıdığınız, tekrar tekrar gördüğünüz birini çekici bulursunuz ve bir ilişki oluşur. Tamam. İşte büyük üçlü. Size benzer olan insanlar, size aşina olan insanlar ve size mekansal olarak yakın olan insanlar. Tüm diğer şeyler eşit olduğunda bunlar çekici bulacağınız insanlardır. Tamam mı? İşte bunlar büyük üçlü. Büyük etkenler bunlar. Bunlar büyük ve laboratuvarlarda çeşitli şekillerde gözlenmesi kolay. Hoşlanacaklarınız daha önce size aşina olanlardır. Siz bunları daha önce gördüğünüzü hatırlamasanız da, bu aşinalık sizin bir şey gördüğünüzü hatırlayamayacağınız kadar hızlı bir sonuçla oluşmuş olsa bile bu aşinalık etkisini elde edeceksiniz. Tamam mı? Güzel. Daha ilginç dörtlü. Bunlar ilginç çünkü biraz daha karmaşık ve incelikliler. Benim favorim olanla başlayalım. Yetkinlik. Çevrenizdeki diğer insanları düşünün. Çevremizdeki diğer yetkin insanları düşünün. Ve genellikle beceriksiz insanları düşünün. Genelde bize yetkin görünen insanlardan etkileniriz. Şimdi bu çok ilginç değil ama sonuçta etkenin bu olmadığı ortaya çıktı. Evet, biz beceriksiz olduğunu düşündüğümüz insanlardansa daha yetkin insanlardan etkileniriz ama her alanda yetkin olan çok yetenekli insanlar bizim için bir çeşit tehdittir. Kendimizle ilgili çok iyi hissettirmezler, değil mi? Karşılaştırma yaptığımızda kendimizi eksik hissettirirler. Yani bizim gerçekten hoşlandığımız, ara sıra hata yapan yetkin insanlardan etkileniriz. Ve buna pratfall etkisi denir. Bizim yetkin insanlara yönelik beğenimiz, onlar bir hata yaptığında, utanç verici bir şey yaptığında, başarısız bir deneyim yaşadığında gelişir. Tamam mı? Bunu ünlü kişilerde görebilirsiniz. Yetkin ama kıç üstü düşen, hata yapan ve bazen hata yaptıktan sonra daha popüler olan insanlar. Değil mi? Bill Clinton'ı başkanken düşünüyorum. Onun dönemindeki popülerliği Bill Clinton'ı sevsin ya da sevmesin, herkesin Monica Lewinsky'nin büyük bir hata olduğu fikrine katılmasına rağmen popülerliği çok fazla zarar görmedi. Medyada birçok insan bu onun sadece insan olduğunu gösterir dedi. Bu çok büyük bir hata olsa da o hepimiz gibi hata yapıyor, değil mi? Ve bunu daha az utanç verici bir durum içinde böyle görürüz. Bazen ünlü insanlar hatalarından sonra daha fazla sevilir. Şimdi klasik bir deney, klasik pratfall deneyi. Şimdi biraz bundan söz edeyim. Bu deneydesiniz,
laboratuvara getirildiniz ve bir yarışma programında okulunuzun olası temsilcilerine ait görüşme kayıtlarını dinliyorsunuz. Yarışma programının ismi Üniversite Meydanı. Şu anda öyle mi bilmiyorum ama ben okuldayken yayındaydı. Ve siz Üniversite Meydanı'nda muhtemelen Yale'den yarışmacı olarak katılacak kişilerin görüşmelerini dinliyorsunuz. Karar vermeniz gereken, sizden istenen Üniversite Meydanı'na kimin katılacağına karar vermeniz. Ve siz bu görüşmeleri dinliyorsunuz. Şimdi ilginç olan şey burada iki tip insan var. Neredeyse mükemmel ve vasat. Neredeyse mükemmel olan kişi soruların %92'sine doğru cevap veriyor. Kampüsün tevazu göstererek onur topluluğunda olduğunu belirtmiş. Okul yıllığının editörü ve okul takımında koşuyor. Bu hemen hemen mükemmel insan. Vasat olan ise soruların %30'unu doğru cevaplıyor. Ortalama notlara sahip, okul yıllığında düzeltmen okuyucu ve okul takımında koşmayı denemiş ama başaramamış. Yani görüyorsunuz ki unsurları tamamen sabit tutuyorlar fakat bir durumda vasat, biriyken diğer durumda neredeyse mükemmel. Şimdi teybi dinlerken hangi kişiyi daha çekici bulursunuz? Yani size hangisinin yarışma programında yer alması gerektiği sorulduğunda insanlar daha yetkin olanı tercih ediyor. Fakat hangi kişiyi daha çekici buldunuz gibi sorular da soruluyor. Sadece teyp kaydı dinliyorsunuz. Bu insanı ne kadar çekici buldunuz? Ve sonuçlar çok bariz. Yetkin kişi vasat kişiye göre oldukça fazla olarak daha çekici değerlendirilmiş. Tamam mı? Hikayenin sonu bu olsaydı sıkıcı bir hikaye olurdu ama bu hikayenin sonu değil. Şimdi deneyde katılımcıların her biri kasetlerden birini dinliyor. Sadece bir kaset dinliyorsunuz. Yarısı hata yapma koşuluna atanıyor. Ve hata yapma koşulundaysa kaset devam ediyor ve tabak çanak sesleri duyuyorsunuz. Ve bir insan of aman tanrım yeni elbisemin üstüne kahve döktüm diyor. Tamam mı? İşte bu hata. Bu kıç üstü düşme. Şimdi size soruluyor, kimi daha çekici buldunuz ve bakın ne oluyor. Sizin yetkin insana yönelik olan çekicilik değerlendirmeniz daha da yükseliyor. Hata yapan yetenekli kişi benim sevdiğim kişi. Ne yazık ki hata yapan vasat kişi için artık daha da vasat olduğunu düşünüyorsunuz. Değil mi? İşte bu deneyin hüzünlü ironisi. Etki çift yönlü çalışıyor. Vasat olan sizin gözünüzde daha da düşüyor. Şimdi size bu deneyle ilgili olarak Yale'e gelişimle ilgili biraz kişisel bir hikaye anlatacağım. Bu sosyal psikolojinin en ünlü deneylerinden biri. Ben olsam öyle görmezdim. İleride duyacaksınız ya da zaten Milgram'ın ve eşin uyuma deneyini ve hırsızlar mağarası deneyini biliyorsunuz. Onlar bundan daha bilindiktir fakat bu da diğerleriyle aynı derecede önemlidir. Bu en iyi 5 deneye girer. Santa Cruz'da Kaliforniya Üniversitesi'nde yıllarca çalışmış ama şu an emekli olan Elliot Aronson tarafından gerçekleştirildi. İsmini şu an bilmenize gerek yok. Her neyse. 1981'de bir lisans mezunu olarak Yale'e geldim. Ve bir danışman arıyordum ve Yale'de fakülte üyesi olan Judy Rodin'le görüşüyordum. Bazılarınız bu ismi bilebilir çünkü o Pennsylvania Üniversitesi'nde başkan oldu ve şu an Rockefeller Vakfı'nın başkanı. Ve o ilk yılındaki bir mezun için korkutucu olabilir. Fakat ben onunla görüşüyordum ve bir toplantı ayarladım. Ve bu toplantıda onu ikna etmeye çalıştığım şey ise beni öğrencisi olarak alması, danışmanım olmasıydı. Bu benim yüksek lisansta 3. ya da 4. haftamdı. Bununla ilgili biraz endişeliydim. Ve o 1. sınıf bir yüksek lisans öğrencisi için biraz korkutucu olabilirdi. Ve hatırlıyorum bir fincan kahve tutuyordum ve ona yalvarıyordum. Onun öğrencisi olmak için onu ikna etmeye çalışıyordum ve Judy çok şey yapacağım, çok çalışacağım, data analiz edebilirim. Kendim hakkında konuşuyorum ve sallanıyorum. Konuşurken ellerimi kullanıyorum, kahve fincanını etrafa sallıyorum. Ve konuşmanın daha çok başında sizin muhtemelen fizik dersinde öğrendiğiniz bir objenin üzerine bir güç etkilenmediği sürece sabit durduğunu gösterdim. Yani
Sabit duran obje bardağın içindeki kahveydi ve ben kahvenin altından bardağı alır almaz masasına döküldü. Bu kahve dalgası masada benim tarafımdan onun tarafına aktıkça bunu ağır çekimde akışını izledim. Ayağa kalkıp geri zıpladı. Kağıtların yerini değiştirmeye başladı ve bana neden beni yalnız bırakmıyorsun diye sorarcasına bir bakış attı. Ben de durumu kurtarmak için elimden geleni yapıp ona baktım ve dedim ki Judy, Elliot Aronson'un çekicilik hakkındaki o eski deneyini hatırlar mısın? Gözünün ucuyla baktı ve dedim ki bu da benim yaptığım hata. Artık beni daha fazla seveceksin. Ve sadece kafasını sallayıp Peter biliyorsun ki etki öncelikle senin yetkin olduğunu düşünürsem çalışır. Her neyse bu benim Yale'e girişimdi. Yale'de lisansüstü eğitime. Tamam, hata yapmaya gelince hata yapmak sadece yetkinseniz sizi daha çekici kılar. Buna pratfall etkisi denir. Devam edelim. Ve ben daha hızlı ilerlemeye çalışacağım çünkü ders sonundaki sorularınız için zaman ayırmak istiyorum. Şimdi ilginç dörtlünün ikincisi olan fiziksel çekicilik hakkında konuşalım. Fiziksel çekicilik bizim için sorun olan bir konu. Fiziksel çekiciliğin hayatımızda pek bir değeri olduğunu düşünmüyoruz, adil gözükmüyor. Küçük şeyler hariç fiziksel çekiciliğimizi geliştirmek için pek bir şey yapamıyoruz ve Rumpus sizin fotoğrafınızı yayınlamadığında canınız sıkılıyor. Yani fiziksel çekiciliğin önemli olmadığına inanmak istiyoruz. Ve enteresan olan şey şu ki, üniversite öğrencilerine anket yapacak olsanız ve deseniz ki, bir ilişkideki değişik karakteristikleri değerlendirin, önemli olan şeylerin sıcaklık, hassasiyet, zeka, sevecenlik, mizah olduğunu ve görünüşün önemli olmadığını söyleyeceklerdir. Ama bunların hepsini ölçecek olursak başka bir düzende ilerleyelim. Herkesin ilk kez gördüğü bir insanla çıkmasını sağlarsan, bu randevudan sonra kaç kişi tekrar birbirini görmeyi kabul eder? Bu tekrar görüşmenin sebebi nedir? Sıcaklık derecesi mi? Hayır. Hassasiyet mi? Hayır. Zeka mı? Hayır. Sevecenlik mi? Hayır. Espri anlayışı mı? Hayır. Neydi peki? Dış görünüş. Yani inancımız şu ki dış görünüş önemli değildir. Ama ne yazık ki önemlidir. Şimdi bütün bu çalışmalardaki en iyi haber, bu çalışmalarda fiziksel çekiciliğin sadece ikinci bir randevu sağlamak için işlevi olması. Açık bir şekilde gördük ki uzun süreli bir ilişkiyi sağlayacak şeyler dış görünüş kadar sığ olmayan şeyler. Ama ikinci bir randevu için büyük bir belirleyici ve üniversite öğrencileri her yıl yine ama bu önemli değil ki derler. Ve bu aslında önemli olduğunu düşünmediğimiz fakat deneysel olarak bakıldığında önemli olan şeyler arasındaki klasik bir ayrışma. Peki, tamam, fiziksel çekiciliğin üzerine yapılmış birçok enteresan çalışma vardır. Minnesota Üniversitesi'nde bir bilgisayar algoritması insanları eşleştirdi. Çok karışık bir algoritma değildi çünkü insanları basit olarak rastgele eşleştirdi. Ama kampüsteki öğrenciler hakkında çok fazla bilgi toplandı ve öğrenciler eşleştirilip dansa yollandı. Sonra izleri sürüldü ve tam size örnek gösterdiğim deneyde olduğu gibi Minnesota Üniversitesi'ndeki öğrenciler de aynı şekilde davrandılar. Bilgisayar tarafından rastgele olarak atanmış partnerlerini çekici olarak değerlendirdiklerinde ilişkiye devam etme oranı yükseldi. Şimdi burada neden sorusunu sormak ilginç olacaktır. Yapılan diğer deneyleri inceleyip fiziksel çekiciliğin neden bir ilişkinin başlamasına sebep olduğunu öğrenmeye çalışabiliriz. Ve tekrar hata yapma deneyini, pratfall deneyini yapan Elliot Aronson
çekicilik hakkında da güzel çalışmalar yapmıştır. Ve bir deneyde ki çoğu insan bunu Frisevic deneyi olarak bilir, şunu yapmıştır. Laboratuvarında onun yanında çalışan bir lisansüstü öğrencisini anlaşmalı katılımcı olarak almış. Psikologlar, özellikle sosyal psikologlar deneylerde kendileriyle birlikte çalışan kişilere anlaşmalı katılımcı derler. Aldıkları anlaşmalı katılımcı genelde pek çok kişi tarafından çekici olarak değerlendirilen birisiyken onu ya daha çekici ya da daha az çekici göstermek için kırışık kıyafetler, kötü makyaj ve kıvırcık bir peruk verdiler. Deneyde en çok hatırlanan şey kıvırcık peruktur. Ve anlaşmalı katılımcının deneyde yaptığı şey, klinik psikolojide bir öğrenci gibi davranıp erkek adaylara anket sunmak ve görüşmenin sonunda onlara kişilik analizi yapmaktır. Tamam mı? Hepsi bu kadar. Bu kızla görüşürler. Ya çok güzel görünür ya da çok çirkin görünür. Ve insanlar onunla konuşur. Kişilikleri hakkında yorum yapar. Deneklerin yarısı kişilikleri hakkında iyi yorumlar alırken diğer yarısı kötü yorumlar alır. Peki buna nasıl tepki veriyorlar? Kadın daha çekici hale getirildiğinde ve onlara pozitif geri bildirimde bulunduğunda kendilerini çok mutlu hissetmişlerdir. Yine çekici hale getirildiğinde ancak kendilerine negatif geri bildirimde bulunduğunda kendilerini oldukça kötü hissetmişlerdir. Ancak daha az çekici hale getirildiğinde ne tür bir bilgi verdiğiyle ilgilenmemişlerdir. Bu olay çok enteresandı. Çekici hale getirildiği ancak katılımcılara negatif geri bildirim verdiğinde genellikle katılımcılar bir fırsat bulup değerlendirmesinin yanlış olduğunu göstermek üzere gelecekte onunla konuşmaya çalışmaktaydılar. Onlar için bu o kadar önemliydi. Yani şöyle bir düşünce var. Çekici insanların yorumları bize daha etkileyici gelir. Bunun adil olduğunu söylemiyorum, rasyonel olduğunu söylemiyorum ama empirik olarak, özür dilerim, deneysel olarak bunu görebiliyoruz ki bir şekilde çekici insanların yorumu bizim için daha önemlidir. Tamam. İlginç dörtlünün üçüncüsü. Kazanç, kayıp. Psikolojide genel fikir şu ki, biz değişikliğe durağanlıktan daha hassasız. Bunun neden doğru olduğunu zaten düşünebiliyorsunuzdur. Değişiklik genellikle tehlikenin ya da fırsatların işaretçisidir. Ve eğer değişikliğe uyum sağlamışsak, hayatta kalmamızı ve genlerimize aktarmamızı sağlar. Tamam mı? Değişikliğe çok daha hassasız. Aşkta bu nasıl gelişir? Aşkta bize çekici gelen şey sadece karşımızdaki insanın bize karşı çok pozitif olması değildir. Mesela seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum değil mi? Zamanla bayıyor değil mi? Daha çekici olan şey bize başta pozitif olmayan insanların zamanla bize karşı daha da pozitifleşmesi. Tamam mı? Evanson buna kazanım etkisi der. Bize karşı tutumları zamanla momentum kazanan insanları daha çekici buluruz. Tamam mı? Ve bize karşı tutumları azdan başlayıp orta seviyeye kadar gelse de baştan bize karşı tutumu hep yüksek olan insanlardan daha çekici gelirler. Çünkü azdan çoğa giderken ilgimizin odağı olmayı başarırlar. Bize karşı tutumun zamanla yükselmesi tutumun şu anki halinden çok daha önemlidir. Şimdi enteresan olan şey bir kayıp etkisinin de olması. Bizi inciten insanlar her zaman bize karşı olumsuz olan insanlar değildir. Sizi görünce nefretini her zaman belli eden bir insan bir süre sonra sizi incitemez, değil mi?
Bununla ilgili Ricky Skaggs'in söylediği bir country şarkısı vardır. Ve şarkıda der ki, "Seni sevdiğin insan kadar hiç kimse incitemez. Acı olan budur. Size karşı hep olumlu olan bir insanın size karşı tutumunun bozulması. Sadece sevdiğini incitebilirsin, değil mi? Sadece sevdiğini incitebilirsin çünkü sevdiğin insandan olumlu bir tepki beklersin ve olumsuz olduğunu görünce canın yanar. Yumruk yemiş gibi hissedersin, değil mi? Sonuç olarak sadece sevdiğini incitebilirsin ama seni hep seven bir insan da sevgisini göstermekte zorlanabilir. Başta sizi pek sevmeyen ama sonradan sizi seviyormuş gibi görünen insanların sizin üzerinizde çok güçlü etkisi vardır. Tamam. Son olarak çalışmaların son kısmı Chapter Singer's Emotions hakkında hiç konuştunuz mu peki? Şimdi size bu fenomeni açıklayayım. Bu fenomen uyarılmayı yanlış atfetmekle ilgili. Psikolojik olarak uyarılmışsınız ama nedenini tam olarak kestiremiyorsunuz ve bir açıklama uyduruyorsunuz. Bu açıklama bazen doğrudur ama enteresan olan şey şu ki yanlış atfedilen uyarılmalar başka bir şeyken aşkla yorumlanabilir. O zaman bir düşünce deneyi yapalım. Ben Yale Üniversitesi'nde bir öğrenciyim ve Pearson'da yaşıyorum. Çünkü Chapel Sokağı'ndaki Starbucks'a uzağım ve pek iyi tanımadığım ama derste birkaç haftadır yanımda oturan bir arkadaşım var ve diyorum ki Cuma gecesi benimle The New Blue konserine gidip sonra kahve içmek ister misin? Ve bana tabii ki bunu yapmak isterim diyor. Şimdi The New Blue konseri Pearson Davenport Tiyatrosu'nda Bodrum'da olan bir konser ve konserde eğleniyoruz. Sonra diyorum ki hadi Starbucks'a gidip kahve içelim. Sonra Pearson'dan aşağı York Street geçidine doğru gidiyoruz. Chapel Sokağı'ndan sola dönüyoruz. Starbucks'a yürüyoruz. Sonra bana diyor ki aslında kafeinsiz içsem daha iyi olur çünkü geç oldu ve uyumak istiyorum. Ve ben de olur nasıl istersen derim. O da tamam o zaman ben kafeinsiz duble espresso, mocha, ince ne bir kahvenin daha ne özelliği olabilir ki değil mi? Bir double espresso, mocha, ince, köpüklü. Ben de derim ki tamam iyi ben bir kahve alayım. Ben içecekleri almaya gidiyorum ve diyorum ki ben bir kahve alayım ve bir de double espresso mocha ince köpüklü. Ama çalışan bir hata yapar. Çalışan kahveyi kafeinsiz yapacağına kafeinli yapar. Kimseye söylemez, bana söylemez, ben görmedim. Ben sadece geriye kahvem ve double espresso mocha ince köpüklüyle dönerim. Ancak kafeinsiz değildir. İçinde iki duble kafeinli espresso vardır. Özür dilerim, kafeinsiz değil. Masaya bırakırım ve güzel bir sohbet başlar. Ve saat 12:31 gibi Starbucks kapanmaya başlar ve Pearson'a geri dönme zamanı gelmiştir. Pearson'a yürürken benim uykum gelir ama arkadaşım bana bakıp der ki ben biraz garip hissediyorum der. Aslında ne oluyor? Kalbi daha hızlı atıyor. Elleri terlemeye başlıyor. Daha hızlı nefes almaya başlıyor. Diyor ki bilmiyorum burası sıcak mı? Ve diyor ki uzun zamandır böyle hissetmemiştim. Kahveden değildir, neden olabilir? Ve bana dönüp bakar ve der ki çok garip bir gündü.
Çok garip bir ruh halindeyim. Sanki aşık olmuş gibiyim. Ve sanki aşık olmak gibi bir his ama aslında bir duble kafeinle espresso yüzünden olmuş. Kalbi hızlı atar, nefes alışverişi hızlanır, elleri terler ama bu olayın tam olarak ne olduğunu anlayamaz. Çözümü en açık gibi gözüken şeyde arar ve sosyal çevresindeki en göze çarpan şeye yönelir ki bu benim ve aşık olduğunu söyler. Yanlış atfetme fikri, başka bir şey tarafından ortaya çıkan uyarılma, ne olduğunu bilmemek. En iyisi ne olduğunu bilmesen ve yanlış anlasan bile fiziksel çekime, romantizme, yakınlığa, bağlılığa yüklesen bile bu yine de aşktır. Tamam. Bu deneyi hemen hafta sonu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Ama tabii yalnızsanız denemek isteyebilirsiniz. Bu fikri alıp doğru incelediğimizde üzerinde çalışma yapabiliriz. Bunu laboratuvara götürebiliriz ama laboratuvar deneyleri üzerine konuşmadan önce size bu konu hakkındaki en meşhur deneyi anlatayım. Buna Rickety Bridge deneyi adı verilir. British Columbia Üniversitesi'nde kampüsten geçen bir köprü vardır. Aslında iki köprü vardı. Bunlardan biri olan sallantılı köprü halattan yapılmıştı. Nehirden yüzlerce metre yukarıdaydı. Rüzgarla sallanıyordu. Yaklaşık 3 metre genişlikteydi. Nehirden geçebilmek için dikkatlice tutulmak gerekiyordu. Nehirden geçmek için korkutucu bir yoldu. Bu köprüyü kimse gördü mü? Hala orada. Evet, bu köprüyü biliyorsunuz. Tamam. Nehirden geçmek için başka bir yol daha var. Suya yakın alçak bir köprü, sağlam tahta var. Güzel ve geniş tahtadan yapılmış tutacaklar ve köprüyü bu şekilde geçebiliyorsun. Sonra British Columbia Üniversitesi'nde iki araştırmacı köprünün ucuna alınlı bir bayan yerleştirdiler. Bayan köprüden geçenleri karşılıyordu. Köprülerde insanları karşılayınca "Bana bir masal yazar mısın? Masal yazarsan bana çok yardımcı olursun" gibi birkaç söz söyleyip sonra masallarını toplayıp "Sorularınız varsa bu benim telefon numaram" der. Aslında deneylerde bu olur. Deneyicinin numarasını alırsın. Sonra ne oluyor? Sallantılı köprüdeki erkek öğrenciler enteresan içeriği olan seksi hikayeler yazarken sağlam köprüdekiler sıkıcı hikayeler yazmışlar. Sallantılı köprüdekilerden daha fazla telefon açılıp deney hakkında daha fazla konuşmak isterim. Bir yerde buluşsak olur mu? Dediler. Sağlam köprüdekilerden bu kadar telefon gelmedi. Tamam. Neler oluyor? Bu yanlış atfedilmiş uyarılma olarak anlaşıldı. Sallantılı köprüde sudan yüzlerce feet yukarıda rüzgarda sallanıyorsunuz. Köprü güvenli değil. Geçemeyebilirsin de, geçebilirsin de. Kalbiniz hızla çarpar, elleriniz terler, hızlı nefes almaya başlarsınız. Bu insanla tanışırsın ve bu nedenlerden dolayı size daha çekici gelir. Bu olayı cazibeye yorarsın. Şimdi bu çalışma kötü bir çalışma. Çalışmada çok büyük bir hata var. Bu çalışmaya deney bile denemez. Bu çalışmadaki hata nedir? Evet. Sallantılı köprüden geçenler, sağlam köprüden geçenlerden daha macera perestir. Doğru. Başka bir deyişle deneyin iki farklı koşuluna katılımcılar rastgele bir şekilde atanmamıştır. Bunu söylemenin başka bir yoluysa çalışmanın iki koşuluna seçkisiz olarak atanmış katılımcılar yok. Seçkisiz atama yoksa bu bir deney değildir. Bu iki gruba rastgele insan koymadığınız sürece köprüler arasındaki farkı değil, sadece gruplar arasındaki bireysel farklılıkları incelersiniz. Tamamen sabit,
güvenli ve alçak bir köprü olduğunda ben bu köprüden geçmem. Ben sınıfa girmek için hayatımı tehlikeye atabileceğim köprüden geçmek istiyorum. Ve biz bu kişinin tamamen yabancı birilerini arayıp seksi bir hikaye yazıp onu onlara verecek biri olmasına şaşırmalı mıyız? Değil mi? Bu sonuca şaşırmadık. Tabii ki yapmamız gereken şey grupları rastgele seçip bu deneyi daha sistematik şekilde yürütmek. Ve bugünü ben de bu şekilde tamamlamak istiyorum. 2.45'ten 3.45'e kadar vaktimiz var değil mi? Tamam, harika. Bu süreyi daha fazla soru alabilmek için 5 dakika daha uzatacağım. Bunu laboratuvarda nasıl yaparız? İnsanları laboratuvara getirebilirsiniz. Size bir işbirlikçi tanıtırım. Diyelim ki siz birinci gruptasınız. Odadaki herkes odanın bir tarafına dizilmiş ve ben size derim ki lütfen burada bekleyin. Deneye birazdan başlayacağız. Lütfen beklerken bu formu doldurun. Formda da sizin araştırmacıyı yani beni ne kadar çekici bulduğunuzu sorar. Aynı şeyi burada da ben yaparım. Size bir form veririm ve sizce benim ne kadar çekici olduğumu sorarım. Aynı yönergeyi veririm fakat aralarında önemli bir fark olur. Lütfen burada bekleyin. Birazdan acı verici bir şok deneyi başlatacağız. Beklerken lütfen bu formları doldurun. Sonra ne olur? Acı verici şok deneyi önergesini alanlar daha yüksek ihtimalle işbirlikçiyi daha çekici bulurlar. Neden? Orada oturup acı verici şok hakkında düşünürken kalpleri daha hızlı atar. Elleri terler, belki daha zor nefes almaya başlarlar. Ve bunun neyin yaptığı o kadar açıkça görülüyorken, verilen yönerge o kadar barizken, bu uyarılmayı hala yanlış atıfta bulunarak bunu aşık oluyorum galiba olarak algılarlar. Bunu başka şekillerde de yapabiliriz. İşte bu benim en sevdiğim yöntemlerden biri. Laboratuvara insanları getiririz. Bu insanları bu sefer kontrol grubu yaparız. Bu gruba lütfen burada bekleyin. Deneyi birazdan gerçekleştireceğiz. O sırada lütfen bu formları doldurun denir. Formlarda araştırmacının ne kadar çekici olduğu sorulur. Deneysel gruba da lütfen burada bekleyin. Deneyi birazdan gerçekleştireceğiz. O sırada lütfen bu formları doldurun ama deneye hazır olmadan önce şu koşu bandında 10 dakika koşmanız gerekecek. Yani siz koşu bandında koşmak ya da sadece oturmak zorundasınız. Ve koşu bandında koşanlar ki uyarımın açıkça fazla olduğu grup bu, biraz aerobik egzersizi yapıyor, araştırmacıyı daha çekici buluyor. Tamam mı? İşte bu yüzden 4. kattaki Payne Whitney Gym salonu tehlikeli bir yer. Ve dekanınız olarak spor salonlarınızda dikkatli olmanızı öneririm. Tamam mı? Tight ve aerobik egzersizi kombinasyonu sorun olabilir mi? Tamam, şimdi işte son deneyimiz ama bu deney için özür diliyorum sizden. Biraz cinsel ayrımcı ama açıklamama izin verin. Günümüzde bu deneyi yapamayız. Bugün de bu deneyi kimse yapamaz ve bunun bazı özelliklerinden dolayı özür dileyeceksiniz. Ama bırakın size anlatayım. Bu deneyde laboratuvara erkek denekler getirilir ve Playboy dergisinden kadınlar gösterilir. Bunlar aslında çıplak kadın fotoğraflarıdır. Ve kalp atışlarını arttıran kulaklıkları takarlar. Ve gördükleri kadının ne kadar çekici olduğu sorulur. Şimdi bu slaytlar önlerinden akarken deneklerin kulaklıkları vardır. Şimdi tam hatırlamıyorum ama sanırım 10 tane görüyorlar. Yani slaytlar geliyor, kulaklıkları kulaklarında. Kulaklıklar kalp atışlarının sesini yükseltiyor ve slaytlar birinden diğerine birkaç saniyede bir değişiyor ve kalp atışlarını dinliyorlar. Slayt 1, slayt 2, slayt 3, slayt 4, slayt 5, slayt 6 ve sonra hangisini en çekici bulduklarını, hangisinden daha çok etkilendiklerini soruyorlar. Slayt 5 tabii ki, evlenmek istediğim kadın bu. Aslında olan şey
kendi kalp atışlarını takip ederek hangisinin daha çekici olduğunu tahmin etmeleridir. Şimdi olayın döndüğü nokta bu. Aslında kendi kalp atışlarını dinlemiyorlar. Teypten bir kalp ritmi dinliyorlar. Deneyici arkada hızını kontrol ediyor ve seçkisiz aralıklarla hızlandırıyor ve yavaşlatıyor. Hangi aralıklarla hızın değiştiği fark etmez. Katılımcı, o aralıktaki kadının hayallerindeki kadın olduğunu, ondan etkilendiğini düşünüyor. Siz bile gerçek uyarılmayı yanlış atfedebilirsiniz. Gerçek olmayan uyarılmayı sanki sizin vücudunuzdan geliyormuş gibi yanlış atfedebilirsiniz. Geliyorlar sadece, size sadece rastgele gelirler. Onu bile yanlış atfedebilirsiniz. Tamam, bu deneylerin şirin olduğunu ve ortada enteresan bir fenomen olduğunu düşünüyorum ve bize çevremizden gelen etkenlerin ve hatta kendi vücudumuzdan gelen etkenlerin ne kadar yanılsatıcı olduğunu gösterir. Ama aslında bu deneylerin çok ciddi sonuçları vardır. Biri de aile içi şiddettir. Şimdi aile içi şiddetin olduğu durumlarda insanların neden o ortamda kaldığını düşünün. Neden insanlar şiddetli ilişkiler içerisinde kalmaya devam ediyorlar? Bir numaralı neden ve bunu önceden kabul ediyoruz, ekonomik olarak bir alternatiflerinin olmaması ya da insanların ekonomik olarak bir alternatiflerinin olmadığına inanması ve bu şiddetli ilişkileri devam etmenin birinci sebebidir. Ayrılamam çünkü eğer ayrılırsam evsiz kalırım. Eğer ayrılırsam açlıktan ölürüm. Ben ve çocuklarım açlıktan ölür derler. Ve bu insanları taciz edici bir ilişkide kapana kısılmış bir şekilde devam ettirir. Bu bir numaraydı. Peki ama başka neden ne olabilir? Bazen insanlar içinde bulundukları ilişkinin taciz edici olduğunu anlamazlar ama bu psikolojik ya da duygusal açıdan taciz edici olabilir. Ortada fiziksel bir şiddet olmasa da kavgalara ve tartışmalara girerler. Ve bu her olduğunda bir uyarılma hissederler ve buna yanlış atıfta bulunurlar. Peki bana aşık olmazsa bana bağırıp çağırmazdı değil mi? Onlar bu kızgınlığa, sinire ve şiddete yanlış atıfta bulunarak bunu bir sevgi gösterisi gibi yorumlarlar. Sosyal psikolog olan bir arkadaşım bana çok ürkütücü bir hikaye anlatmıştı. Dedi ki, kocanla çıkarken 30 sene önce olan bir olay, zor bir dönemden geçiyorduk. Çok fazla tartışıyorduk ve bir kere bir tartışmanın ortasında arabanın içindeydim ve kocam camı yumruklayarak kırdı. Kadına dokunmamış ve sonra dedi ki bana, beni ne kadar sevdiğini o zaman anladım. Ve ben bunun ne kadar korkutucu olduğunu düşündüm. Korkutucu ama yanlış atfedilmişiz. Şimdi düşünüyorum ki onu yaptığında aşk olarak tahmin ettiğim bir şey hissettim. Aşk olarak atfettiği şey kendi korkusuydu. Ama bunu karşılıklı sevgi olarak nitelendiriyordu. Ve onu sevmek zorundayım olarak. Yani bu deneylerle dalga geçsek de bu deneylerin düşünülmesi gereken ciddi sonuçları var. Ve başka sonuçları da düşünmek mümkün. Tamam, burada bitireyim ve sorularınızı alayım. Dersimin aşk üzerine olduğunu söylüyorum ama deneyler daha çok aşktan çok çekim üzerine yapılmıştır. Başka soru? Evet. Biri birden fazla insana karşı mükemmel aşk hissedebilir mi? Bu güzel bir soru. Bu soru aslında literatürde tartışılan bir soru. Bu deneylerde, bu derste buna pek değinmedim ama bu konu hakkında enteresan tartışmalar sürdürülüyor. Bu tartışmalar genelde konuya evrimsel açıdan ve
sosyal açıdan bakan insanlar arasında oluyor. Bu iki düşünce taban tabana zıt olmasa da evrimsel açıdan bakan insanlar genetik materyali daha geniş bir yelpazede yaymak için birden fazla kişiye karşı aşkın yararlı olacağını düşünüyorlar. Bu görüşün bir problem olduğunu düşünmüyorum. Ama oluşturduğumuz dünyadaki varsayılış birden fazla kişiye aşık olunamaz şeklinde. Evet, yani şöyle bir gerilim oluşuyor. Evrimsel dürtülerimiz sosyal olarak bunlar iyi değil, uygun değil, bunlar tabu şeklinde sınırlandırılmış durumda. Benim tahminim sonuç olarak evet, aşık olunabilir. Ama çok ikilemde kalırsınız. Çünkü ikisi de birbirine aynı anda çelişen fikirlerdir. Benim size aktarabileceklerim bu kadar. Bu binlerce sosyal psikoloğu bu alanda oldukları için çok mutlu ederdi. Her neyse, hepinize teşekkür ederim. Sevgililer, gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim.